Herkese merhaba arkadaşlar. Zenkar Otomotiv'deyiz. Aracı getirdik. Önce aracımızı, BMW E36'ımızı buraya teslim edeceğiz. Şimdi birkaç dolu ve göçük izleri vardı arabanın üzerinde. Bunlarla ilgili gereken işlemler yapılacak. Onları da sizlere göstereyim. Buyurun. Böyle kaputta falan, özellikle şuralarda falan. Gel diğer tarafları da göstereyim. Kaputta bayağı göçükler var. Şurada bayağı bir göçüğümüz var. Araba 2018'de Türkiye trafiğine çıkmış. Ona kadar hiç dolu molu yüzü görmemiş ama Türkiye trafiğine çıktıktan sonra doluya maruz kalmıştı ne yazık ki. Tavanda var şöyle birkaç tane. Yine dolu göçüklerimiz burada da devam ediyor. Şuradaki çok büyük, aşırı büyük yani şu. Aynen. Ceviz yağmış neredeyse. Bagajda var. Bir de bir iki kapısında var. Bunlar düzelecek ve araçta birkaç tane kusmamız var arkadaşlar. Nasıl kusma? Bak şöyle göstereyim. Tam çürük diyemeyiz ama şöyle kusmalar var. Şuraya lokal olarak, arabada boya olmadığı için şu kadar kısmı onarılacak, lokal olarak boyanacak. Yani şuradan nasıl keser ustalar bilmiyorum ama. Ve yine aynı şekilde şurada var. Bak. Şurada bir iki kusmamız var yine. Şunlar da onarılacak. Bir de şurada bir kusmamız var. Bu da onarılacak. Diğer tarafta da var. Arabanın dört etrafında ufak çaplı kusmalar var. Yılların vermiş olduğu yorgunluk olsa gerek. Bir de şurada var. Şu kusmamızı, şurayı böyle ufakça onarılacak. Zaten altın çürükleri için Samet zift çekmişti, önlemini almıştı. Biz de tam cam filmini söküyoruz. Daha retro durması için cam filmsiz olacak araba. Yani hatta birkaç yorumda söylemiştik cam filmi çıkacak durumların falan diye. Çıkacak tabii cam filmleri. Zaten Samet yeni yaptırmıştı cam filmini. Bu araba daha önce cam filminde kullanılmamış. O yüzden çok basit çıkıyor. İz falan kalmadan basitçe sökülüyor. Tabii arka camı profesyonel birinin sökmesi lazım. Çünkü buhar çözücüler falan olduğu için burada bunlara zarar vermemek lazım en azından. Onları da öyle yapılacak. Birini de sökmeye devam edeceğiz. Yani kolay sökülüyor zaten. İçin yapıldığı için 4-5 aylık kuşa olduğu için direkt cam filmleri iniyor. Evet, cam filmsiz daha güzel durdu. Tam bir retro duruyor cam filmsiz. Araba hep yazmışsınız yoruma. İlk videosundan sonra, araç alım videosundan sonra. Arkadaşlar retro bir havası olacak. Arabanın yani kalkıp da orijinaline sadık kalınarak, yani bu geri dönüşü olmayan bir şey yapmıyoruz arabaya. 17 inç bakalım. Yine BMW'nin motor sport jantını ya da birkaç M-Sport jantları var. Onları düşünüyoruz. 17 inç jantlar gelecek. Şu yanlar komple griye boyanacak. Şu aşağı maş bir yerler, siyah olan bölgeler gri boyanacak. Üst taraf ellenmeyecek. Burası gri boyanacak. Arka tamponda da şöyle bir detay yakalayacağız. Komple yine bu alt tarafı da griye boyayacağız. Şu bu tarafı kuşağı ellemeyeceğiz. Şu alt tarafı da griye boyayacağız. Şurada bir alan var bakın. Şu alan ayrı. Şu alanı siyah bırakacağız. Hiç boyamayacağız. Piyano bilek falan da boyamayacağım. Şöyle mat siyah duracak şurası. Şurası ayrık bir alan var. Mat siyah duracak. Tabi bunların hepsi Zenkar Otomotiv'de gerçekleştirilecek. Tek tek hepsini Zenkar'da yapacağız. Önce boyasız onarımını yapacaklar. Boyasız onarımın ardından da bu boyaları yapılacaklar. Yani göçükleri falan her şey hallolduktan sonra bu kusmaları onaracaklar. Yani kaportasında boya olmadığı için geri kalan kısmına dokunmayacağız. Zaten geri kalan kısmında da bir şey kalmıyor herhalde diye düşünüyorum. Böyle bak, burada neler var. Bunlardan da aslında takılabilirdi ama bizim aracı olmaz, boşver. Bak, bunları kendileri boyuyorlar yani orijinal şey değil. Kendi tonları, bunların cırtlak falan tonlar oluyor. Bunlar kendileri boyuyorlar Zenkar'da. Artı vernik atıyorlar. Çok parlak, böyle kendine baktırıyor. Bak hondacılar, bizim hondacılar bunları sever. Vitekli falan. Gerçekten güzel oluyor bak. Orijinali olsa göstereceğim. Orijinali şöyle renk. Heh bak. Şununla bu bir değil önemli. Bir kırmızı alayım şurada. Baksana. Şu kırmızıyla bu kırmızı bir mi sence? Şununla bu kırmızı bence hiç bir değil. Sence? Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama hiç bir değil yani. Boyanıp vernik atılıyor. Çok güzel bir görüntü elde ediliyor. Zenkar'da da böyle detaylı işlemler, işte AMG'ler, M-Power'lar, M-Performans ürünleri, bunları da yapıyorlar. Ama biz takmayacağız. Böyle kalacağız. Belki gri rengi
kaliperleri boyayabiliriz. O tarz bir şey belki gri olabilir. Ama zamanla onu şu an düşünmüyoruz. Yalnız Can filmini sökünce çok güzel durdu. Çok hoşuma gitti Can filmini sökük. Tam bir retro olası olacak. Çok güzel olacak, çok. Tek tek, arabada hiç RPG atılmamış. Biz de RPG şu anlık atmayı düşünmüyoruz, atmayacağız. Birkaç kişi yorum yazmıştı sakın RPG'ye bulaşma diye. Biz de RPG düşünmüyoruz. Dediğim gibi şu anlık bunlar uygulanacak. Bunun dışında arabanın orijinalliğini bozma gibi bir niyetim yok. Sadece coilover'ımız olacak. Önlere coilover gelecek arkadaşlar. Çünkü yine bakın arka taraf çok aşağıda, ön taraf bildiğiniz basık ama ön taraf yukarıda. Bunları dengelemek adına bir coilover olacak. Tabii 17 jantı taktıktan sonra ne kadar basacağımız, ne kadar ayarlayacağımız bir tatlı basık olacak. Yani çıtır basık. Yani böyle araba yerde sürünmeyecek. Öyle bir şey asla olmayacak. Ama bir çıtır, çok ufak bir basıklık olacak. Bir de kule gergimiz olacak. Kapıyı açayım. Kule gergisi, çünkü biz bu arabayla hafta sonu bir yaramazlıklar yapmayı düşünüyoruz. Kule gergisi filan yaramazlıklarda bize yardımcı olacak. Özellikle Antalya ekibinden Okan kankam, kesinlikle Erman'la Okan kule gergisi olmadan olmaz, dönmez, etmez diyorlar. Çünkü arabanın savunumu ve özellikle yol tutuşunda bir de basık arabada kule gergisi şart diyorlar. Kule gergisi olacak. Şu iki kafayı birbirine sabitleyen bir kule gergimiz olacak ön tarafta. Motor içinde filan her şey yerli yerinde, bir sıkıntısı yok. Bir de bu arabada şey diyorlar, ilk videolar, işte yok çok nedir onun adı, şunlar turuncu olması lazım, torpido nedir onun adı, bu torpido bu arabanın torpidosu değil, makyajlı torpidosu falan. Arkadaşlar yani biz böyle aldık arabayı ve bu araba sadece 2018'in başında Türkiye il sınırlarına girdi, ülke sınırlarına girdi. 2018 öncesi Almanya'daydı bu araç. Yani şimdi takdir edersiniz ki Almanya'da ve Türkiye'deki araçların donanım ve özellik farklılıkları baya baya oluyor her markada. Şu an yeni nesil araçlarda bile oluyor. Bu araba böyleydi. Biz aldığımızda da böyleydi. Yani ben birkaç bakıyorum ediyorum ama yani azdan çoktan anlıyorum yani sonradan takılan bir şey falan olsa en azından köşelerden möşelerden anlarız, belli olur. Yani vidalarının ucuna bile bakıyorsun hiçbiri daha yerinden oynanmamış arabanın. Bunun olması nasıl oluyor bilmiyorum, mümkün değil. Şu örneğin birkaç kişi dedi ki bunların daha kalın olması lazım. Şu kapı oluklarının daha, yani şu oluğun içine giriyor bu. Nasıl daha kalın olması lazım? 94'lerde daha kalındı falan gibi yorumlar geldi. Bilmiyorum, herkes bir şeyler söylüyor ama arabamız orijinal, arabamız hatasız. Böyle de bir araba. Dediğim gibi Zenkar Otomotiv'in numaralarını bırakacağım. Arkadaşlar gerçekten yani reklam falan her şeyi bir köşeye bırakın. Yani reklam olarak algılamayın bunu. Boyasız düzeltmede, dolu göçüklerinde vesaire bu tarz göçüklerde bir numaralar ve müthiş bir kompleks. Yani cam filminden tutun da buraya girdiğinizde seramik kaplama, boya koruma, işte araç boyama, araç mekaniği her şeyi yapıp çıkabileceğiniz bir kompleks burası yani. Sen aman arabayı şu ustadan alayım, şu ustaya götüreyim, bu ustadan çıkarayım, buraya götüreyim, öyle bir şey yok. Buraya giriyorsun, hepsi yapılıyor. Araba kaplamasına kadar yapılıyor. Bak kaliperine kadar hepsi yapılıyor. Her şey bu plaza yani. Adamlar bildiğin buraya bir plaza dikmişler. Ve İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında bence tek kompleks. Renkler'e de çok teşekkür ediyoruz. Bizler de her seferinde ilgileniyorlar. Type Pest'ten sonra, Type R'dan, yavru Type R'dan sonra bu aracımıza da ilgileneceklerini söylediler, yapacaklar. Bir öncesi sonrası yaparız artık. Evet, ikinci gündeyiz, Zenkar'dayız. Arkadaşlar kaput bitmiş. Kaput hatasız bir şekilde şu anda. Kaputta hiçbir hata vesaire kalmamış. Çok büyük yüzler vardı. Şimdi tavan ve şu çamur yerinden, bakın şurada gamze var. Şurada boya atması var. Bu böyle kalacak, boyatamıyoruz. Çünkü altında boya olmadığı için bu boya atmasını müthiş yapacağız ama çekilecek bir olacak burası. Bunlar temizlenecek. Kaputu tamamen temizlemişler. Kaputu çok beğendim. Çok iyi olmuş. Tavanı da şöyle bakın şuradaki diğer taraftan göstereyim ama burada da bayağı küçük küçük olanların hepsini hemen hemen almışlar. Büyük hasarlar kalmış sadece. Bunun da şurada da var. Şunlar hep gamze. Kapıda var. Şu kapıda. Bakın tam olarak şurada kapıda da var. Bunların hepsi tek tek alınacak, göçüklerinden arınılacak araba. Araba 2018 yılına kadar Almanya'da hiç göçük görmemiş. Bu yaşına kadar hiç bir şey olmamış. 2018'de Türk trafiğine çıkınca araba doğal olarak 2018 yılının başındaki o dolu hasarını araba yemiş. Bakın şurada ne büyük bir
Şurada büyük, yani ceviz gibi bir dolu düşmüş bu yere. Yani böyle ufak bir dolunun yapabileceği bir hasar değil. Ceviz gibi bir dolu düşmüş. Dediğim gibi bunlardan sonra araba aşağıya inecek. Arabada aracı bir güzelce bu çürüyen hafif çürüme, çürüme başlangıcı diyelim yani. Çürüme başlangıcı da biz önlemini alıyoruz şimdiden ki devam etmesin, ilerlemesin diye. Bunların hepsi yapılacak. Cam, anti cam filmini de sökülmüştü. Şöyle gördüğünüz gibi cam filmi sökülmüş. Cam buhar çözücüleri falan zarar vermeden. Ben yanları falan kendim söktüm komple burada. Canım sıkılıyordu hem de biraz dedik. Ama arkaya dokunmadım ki emin ellerde yapılsın. En azından sıkıntı yaşamayalım diye. Böyle devam ediyoruz şu anda. Dediğim gibi birkaç işleminden sonra arabanın aşağıya inilecek ve boya işlemlerine başlayacak. Boyadan sonra da zaten teslim alacağız. Boya da dediğim gibi tampon, maşkiyat, bu plastik aksamlar boyanacak kaportada. Yine herhangi bir boya olmadığı için yine boya vurmayacağız kaportaya. Şu gövrekleri siyah katlasak mı katlamamsak mı diye ciddi tereddütteyim. Bununla ilgili de aşağıya bir yorum yazın. Yorumlarınızı dikkate alacağım arkadaşlar. Şöyle şu ışık yardımıyla görüyorsunuz. Sadece göçüye orada okuyor. Kamerada da net belli. Örneğin bunu çıplak gözle bu kadar net görmüyorsunuz. Ama şu ışık yardımıyla tamamen odaklıyor. Tek tek böyle bakın. Yani buradan baktığımda şu göçüye bakıyor. Şöyle. Çok teferruatlı bir çalışma. Zaten göçü konusunda kendini kanıtlamış bu firma. Gerçekten yani burada yapılan araçlar vesaire bunlara bakıldığında yani hep burada bir araç yoğunluğu var. Örneğin bakın şu araç da yeni çıkmış. Bu araçta da yine hafif makyajlanma ve boyasız göçük işlemleri falan yapabilir. Buradaydı çünkü daha geçenlerde buradan da çıktık. Dediğim gibi yani göçü konusunda kendisini fazlasıyla kanıtlamış bir firma. Ben kendi arabamla bizim aracımızdan biliyorum. Yani onları nasıl yok ettiler ben hala şoktayım. Herhangi bir bu konunun önemi nasıl? Bu konunun önemi şöyle. Arkadaşlar aracınıza geliyorlar, vuruyorlar. Boyasız parça. Ya da dolu yiyorsunuz böyle. İşte cam, camdan, balkondan arabanın üzerinde bir şey düşüyor. Arabanın değeri düşüyor. Ne yazık ki ülkemizde boya takıntısı fazlasıyla var. Değeri düşüyor yani. Modeli kaç olursa olsun değeri düşüyor. Sen boyatacağına, düzelteceğine ya da değiştireceğine geliyorsun burada. Boyasız göçük düzeltim işlemlerini emin ellerde yapıyorsun. Her zaman diyorum ben sevmediğim, kendimin yaptırmayacağım yerde size tavsiye etmem. Bu firmayı da sonuna kadar çekinin. Konuşmuşlardı geçen. Bu aracın arkadaşlar X sahibiyle konuştuk. X sahibiyle derken günlükten ilk çıkaran arkadaşla konuştuk. Şu farları değiştirmiş kendisi. Far diyorum pardon. Sinyalleri kendisi değiştirmiş. Turuncuymuş. Sinyalleri bakın beyaz yapmış. Arka stopları da kendisi değiştirmiş. Bunların turuncu olmaması için şöyle beyaz yapmış. Bunu X sahibiyle konuştuk ilk videoda. Çünkü arkadaşlar dedi 94'te beyaz yok, turuncu olması lazım buralara falan. Beyaz yapmış. Makyajla çevirmiş yani kendisi bunu. Benim de hoşuma gitti. Ben de böyle beyaz makyajlı kalmasını istiyorum. Beyaz makyajlı haliyle bizde de kalacak. Biz de böyle kullanacağız. Zaten gayet güzel halleri. Bir tek şunu şurada ufak bir çatlağı var. Bakın şöyle. Şurada bir ufak çatlağı var. Belki bunu değiştirebiliriz. Bununla ilgili bir işlemler yapabiliriz. Dediğim gibi araç orijinal olduğu için arkadaşlar böyle şey yapmak istemiyorum. Böyle. Yani şunu yapayım mı, bunu yapayım mı gibi şeylere girmek istemiyorum. Orijinalde sabit kalınarak yapılacak. Yani arkadaşlar bu arada aracın tavanı ilk kez sökülüyor. Bakın şöyle yalıtım malzemeleri falan varmış burada. Söken ustalarımız aracın tavanının ilk kez söküldüğünü söylüyorlar. Tavanımız ilk kez sökülüyor yani. Bundan önce tavanda herhangi bir işlem falan kesinlikle olmamış. Şunlar malzemeleri falan. Şunları tekrar yerine yapıştıracaklar. Yani bunlar daha ilk kez yerinden çıkarılmış. Tavanda yalıtım için falan ve esnemesi için de bilmiyorum ama tavanda şöyle bir malzemeler varmış. Şu ikisi bizim aracım. Daha ilk kez tavanını biz söküyoruz diyorlar. Bu da ayrı bir detay. 94 model arabanın tavanı daha ilk kez sökülüyor. Bebekler bebeği. BMW E36'ımız. Çok güzel olacak. Çok, yani çok ümitliyim. Çok güzel olacak. Uzun bir aradan sonra aracımızın başına geldik arkadaşlar. Ön tamponu komple söktük. M tampon takacaktım. Ondan da vazgeçtik. O M tamponla devam edeceğiz. Herkes piyasa dolu M tamponla bu arada M yapma dedi. Şöyle şuralara aslanlar atılmış. Boyaya hazır. Bakın şu kadar boya olacak sadece. Boyaya hazır. Şurada şu kadar boya olacak. Çamur tarzında maşmiyenleri boyatacağız.
Çektim abi, çektim. Böyle de böyle yapacağız. Jantlarımız geldi. Bir sonraki videoda muhtemelen jantı da göreceksiniz. Arkaya da yine astarımız atılmış. Çürükler böylelikle onarıldı. Çürük astı, çürük için çürük macunu vardı. Yani bir daha aynı yerden kusmama vesaire için önlemlerimizi tamamıyla aldık. Zaten arabanın altında dediğim gibi herhangi bir pas vesaire olmasın diye zifti çekilmişti. Ve şurada iki ufak. Bunlar da bu yaşa göre boyasızdır hala yani. Şunları boya demeye inşa et lazım. Bunlar da yapılacak. Arkada daha görüyorsunuz vida deliği bile yok. Araba hep Almanya'da olduğu için bizim Türkiye'de olsa 50 tane delik olurdu orada. Hiçbir delik yok. Tamponun içini falan görüyorsunuz arkadaşlar. Yani neredeyse iki sökülmüş tamponları. Hiç şey yok. Nedir onları? Darbe vesaire. Hiçbir şey yok tamponun içinde. Arabanın içi de dışı gibi. Boyasız göçükleri bitmiş. Tavana bakar mısınız bakın. Tavanda hiç göçük kalmamış. Şurada bir gamzesi vardı. Hatırlarsınız videoyu biraz daha geriye sararsanız. Gamze diye bir şey kalmamış. Bu taraftakini nasıl hallettiler? Şuraya bir de rütuş yapacaklar arkadaşlar. Yani kendi orijinal boya rengiyle buraya rütuş yapıldığında tamamen gidecek. O ortada öyle bir şey kalmayacak. Bu taraftaki göçük de komple bitmiş. Zaten dediğim gibi boyasız göçükte hep söylüyorum çok iddialı bu firma. Bu aracı da bu şekilde hallettiler arkadaşlar. Şu an boyayı bekliyor. Boyası da yapıldıktan sonra her şey tamam. Şöyle sizlere tamponları bir göstereyim. Şu orijinal tamponumuz, bayan tamponumuz sadece şu ızgara bakın. Şu ızgarayı siyah bırakacağım. Şu yanları boyatacağım. Çünkü bazı kır versiyonlarında dikkat ediyorum. Buralar boyalı. Şu kısım boyalı. Tamam mı? Şu sis kapağıdır, şurasıdır, şuralar boyalı. Sadece şu ızgara boyasız. Ben de öyle yapacağım. Çünkü piyasada neredeyse orijinal M tampon yok. Olanlar da 2-3 bin lira para var istiyorlar. 2-3 bin lirayı da ben vermedim. Belki ilerleyen zamanlarda orijinal bulursam yine alırım. Çünkü bu arabaya yan sanayi bir şey takmak istemiyorum. O yan olacak. Bir de çoğu kişi, çoğu BMW'ci arkadaşlarımız dedi ki yapma bu arabaya yani yan sanayi, Tayvan malı vesaire M tamponları takmıyor. 250-300 liraya bol var ama onları takmıyor dediler. Çünkü piyasada bir sürü M tamponlu E36 var. Seninki bir farklı dursun dedi birçok BMW'ci kardeşimiz. Şöyle bakın. Arka tampon demirlerine falan bakar mısınız? Yani ilk gününden farksız arkadaşlar. Arka demir tamponları komple görüyorsunuz. Ve devamlandı. Şimdi arabanın içerisinde size şöyle göstereyim. Teybini de aldık. Orijinal teybini gittim buldum. Kaset çalardı. Yani 94-95 yılına kadar üretilen orijinal teybini gittim buldum. Teketiyle birlikte aldım. Şöyle herhangi bir tuşlarında falan yine bunda deformasyon yok. Sadece şurada bir piksel hatası var. Zaten çalışan bulmak zor. Piksel hatasını da takmadım tek. Business RDS. E36 içinmiş. Bayağı araştırdık. Bunu da ön konsolu montajı yaptığımızda düzelecek. Evet, gelişmeler böyle. Evet, aracımız sonunda bitti. Zenkar'a geldik. Aracı teslim almaya. Her şey tamamlandı. Söylediklerimiz yapıldı. Sizler de görüyorsunuz. Tamponlarımız yerine takıldı. Şöyle boyattık. Şu çerçeveyi aynı orijinal gibi. Küllerinde böyleydi çünkü. Bıraktık. Sis kapakları falan boyandı. Sis var. Büyük ihtimal taktırmayacağız ama o zaman neler gösterilir olmaz. Şuradaki göçüklerimiz halledildi. Bakın bir de şu tarafta vardı. En büyük göçük. Yani burası komple içerideydi. Videoyu geriye doğru sayarsanız buraları görürsünüz. Burası falan komple halledildi. Kaputta herhangi bir göçük kalmadı. Tavanda keza aynen hiçbir göçük vesaire kalmadı. Yan kapılarımızda da gamzeler vardı. Ufak tefekli yan kapılarda, kordonlarda gamzeler vardı. Onların da hepsini hallettik. Bu kapakta bir çizik vardı. O şimdi boyandı, yapıştırıldı üzerine kapağımızda. Yan baş bir yerler boyandı. Şöyle göstereyim. Yan baş bir yerler boyandı. Şimdi arka tamponumuz da keza aynı şekilde göstermek istiyorum. Şöyle boyandı arka tampon da. Alt tarafı siyah bıraktık. Arka tamponu da boyadık. Şu difüzyon kısmını siyah bırakıp şuraları da boyadık. Yani şurası şuradan itibaren siyahtı.
biz bunu boyamış olduk. Plakamızda kalemi yaparız, normal plakamı koyarız, tam belli değil. Zaten herhangi bir delik falan yok. Şuradaki çürüklerimiz falan tamamen gitti. Bagajın şurada çürük vardı. Bunlar onarıldı. Çamurluk ağzı çürüklerimiz onarıldı. Çamurluk ağzında herhangi bir çürük vesaire kesinlikle yine yok. Kapı altlarında şu bölümlerde çürükler vardı. Bu çürükler de tamamen onarıldı. Başka yerlerde boyandı. Aracın herhangi bir şey kalmadı. Kaporta boyaya dair herhangi bir şey kalmadı. Şu an tek görsel olarak 17 inç jantlarımız gelecek. Coilover ve kule gergileri de takıldıktan sonra araç tamamen bitmiş olacak. Belki bir Amerikan Park'tan vazgeçemiyoruz. Sercan diyor ki Amerikan Park'sız araba mı olur? Olmaz diyor. Amerikan Park bir de yani görüşü daha kalitesini arttırmak adına, çünkü sarı ampuller olduğu için ve yeni nesil araçlardaki gibi değil, eski bir araba olduğu için cam farın dış çeperi. LED far düşünebiliriz. LED far ve Amerikan Park olayını en azından görüş daha iyi olur. Onu düşünebiliriz. Onu yaptırabiliriz, uygulatabiliriz. Onun dışında ben beğendim. Bu haliyle bence daha güzel oldu. Eski haline, ilk geldiği haline göre şu altların siyah olması falan. Şimdi size nasıl geliyor bilmiyorum ama jant ve hafif arabayı bastıktan sonra, yani oturttuktan sonra bu hali çok çok hoş olacaktır. Ben beklediğimden daha iyi bir görüntü elde ettim. Dediğim gibi M tampon takmadık. Yani şu orijinal OEM tampona kıyamadım. Piyasada çünkü her yerde 250 liraya 300 liraya M tamponlar var. Yani arabasına adam kaza yapıyor, gidiyor orijinal tampon almak yerine M tampon alıp takıyor arabanın üzerinde. Ve sizler de yoruma çok yazmıştınız. M tamponla E36 görmekten bıktık. Bırak OEM kalsın, OEM kalsın diye. Ben de sizleri biraz kırmadım. Yani belki ileride orijinal ön arka M tampon yanmaş bir yerler orijinalini bulursam. Çünkü bu arabaya yan sanayi bir parça takmayı gönlüm el vermiyordu. Araba çok orijinal bir araba olduğu için yan sanayi bir parça takmayı pek el vermiyor. Yani gönlüm. Jantları da örneğin çok ucuza alabilirdik. Ama gittik orijinal jant bulduk. Motorsport jantını bulduk. Çok hafif orijinal jantını bulduk. Ona da bayağı bir para verdik. Ama sonuçta orijinal arabayı orijinal takalım dedik. Yan sanayi ya da replika bir şey takmayalım dedik. Kuralına göre oynayalım dedik. Araba zaten orijinal bir araba. Dediğim gibi arabamız hazır şu an. Görüntü sizlerle baş başa. Arkadaşlar bu part bitti. Diğer arabanın dönüşüm aşamaları part part gelecek. Merak etmeyin. Zenkar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ sol numarasını bırakıyorum şimdi buranın da. Burayla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Numaralar sağda solda. Bizim adımızla gelirsiniz. Ekstra indirimler kazanacaksınız. Dediğim gibi bu videoluk bu kadardı. BMW'nin hep videolarını, yapım aşamalarını soruyordunuz. Böylece tamamlandı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.